Gülser Hanım, Ayşe isimli okuyucunuz size şöyle bir soru yönlendirmiş. Çocukluğumdan beri kendimi hep değersiz hissediyorum. Kimseyi gerçekten sevemiyorum. Hiç dostum yok. Kimsenin de beni sevmeyeceğini düşünüyorum. Annem çocukken beni çok döverdi. Şimdi ben ne yapayım demiş. Yani ne kadar içler acısı bir soru değil mi? Yani ben bu sorulardan da çok etkileniyorum ve zaten kitap yazarken de en çok etkilendiğim hikayeleri yazmaya çalışıyorum. Onlar da biraz hüzünlü oluyorlar maalesef. Şimdi Ela'cığım, bir insanın kendini değerli hissedebilmesi için bir şekilde ona birinin değer vermiş olması gerekiyor. Yani hiç tanımadığı bir duyguyu insan daha sonra nereden biliverecek? Yani hiç bilmediğiniz bir dili, siz hayatınızda hiç İngilizce konuşmamışsınız. Efendim pat diye sizi atıyorlar İngiltere'ye, hadi konuş. Bu işler böyle olmuyor. Özellikle annesinin değer vermediği bir çocuk daha sonra kendini değerli hissedemez. Peki şimdi o zaman bu kız hayatı boyunca kendini değersiz mi hissedecek? Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Şimdi ben bunu şöyle ayırıyorum. İnsan hayatının bir çocukluk dönemi var ki orada biz ailemize, annemize, babamıza, işte dedemize, ninemize, bunlara muhtacız. Bunların bakımına muhtacız. Onlar bizi koruyorlar. Yoksa bir insanın kendi başına hayatta kalma şansı yok zaten. Bize zamanında bu sevgileri, şefkatleri, önemleri, bu değerleri veriyorlar ya da vermiyorlar. Vermek istiyorlar ama şartları nedeniyle veremiyorlar. Ya da onlar da bu zamanda bunları hiç almadığı için nasıl vereceğini bilmiyor. Ama sonuç olarak olan bize oluyor. Ve biz hiç sevilmeden, değerli olmadan büyüveriyoruz. Fakat büyüyüp yetişkin biri olduğumuzda artık şöyle dememeliyiz. İşte bana annem böyle yaptı, babam böyle yaptı, şöyle yaptılar, ben onun için böyleyim. Bu artık belki konuşup paylaşmak, bunu bir özellikle psikologla, bir terapistle konuşmak güzel olur ama bunun arkasına sığınmamalıyız artık. Çünkü biz artık kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Bunu kendimize öğreteceğiz. Yani bize zamanında öğretilmeyen bu dili biz yavaş yavaş kendimize öğretmeye başlayacağız. Ben şuradan başlamalarını öneririm. Kendini değerli, önemli, sevilesi bulmayan insanlar için çevrelerine baksınlar. Eminim çevrelerinde kendilerinin çok sevdiği, hayranlık duyduğu bir sürü insan olacak. Ya onlar bu kadar çok kolay seviliyor da, onlar değerli de. Ya ben değersiz miyim? Ben eğer kendimi değerli bulamıyorsam, bu benim değersizliğimle ilgili değil ya. Bana bunu zamanında insanlar öğretmemiş. Ne yapalım? Artık geçmişe de uğraşacak halim yok. Bu değeri kendime ben verebilir miyim acaba? Çünkü ben şuna inanıyorum, bir insan kendini değiştirmek isterse bunu gerçekten herkes yapabilir. Yeter ki bunu yapmayı çok istesin, buna çok enerji yatırsın, bunu hayatının önceliği haline getirsin. Kendini değersiz hisseden herkes bugünden itibaren kendine değer vermeyi öğrensin, ne yapsın? Başkalarıyla mukayese etsin, duygularına baksın, becerilerine baksın, yeteneklerine baksın ve kendini değerli hissettirecek şeyler yapsın kendine. İşte bir bardak suyu gitsin en güzel bardakla koyup getirsin kendine. İşte efendim banyoya giriyorsa en güzel kokan, ben en çok böyle yaparım ya, kendi yaptığım örneklerden gidiyorum. Ben mesela kendimi böyle ödüllendiririm. Ne bileyim, en güzel bardakla su içeyim. İşte banyoda en güzel kokulu sabunla yıkanayım. İşte efendim en güzel kitabı alayım kendime. Oh, yatağıma yatayım, bir saat kendime mola vereyim ve ödüllendireyim kendimi. Kendilerini ödüllendirsinler ve kendileriyle çok sık konuşsunlar. Kendileriyle konuşsunlar. Kendi kendine şöyle desin,
O da buna cevap versin. Eğer bir psikologla temas etme şansları yoksa bunu insan kendi kendine yapabilir. Ve bir zaman sonra bana niye değer vermiyorların cevabını bulacaktır. Çünkü o değer görmeye alışkın olmadığı için başkasından o değeri nasıl alacağını da bilmez. Yani bir başkasının oturuşu bile ben önemli biriyim diye oturur. Bu sevilmeyen, kendini değerli hissetmeyen adamın oturuşu bile farklıdır. Bunları başkalarında görsünler. Bunları kendileri uygulamaya çalışsınlar. Bunları yaparken takıldıkları yerde de bize tekrar yazsınlar. Ben bu konuyu onlara 10 kere daha anlatayım. Teşekkür ederim.